Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve tığ oyaları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu çok merak edilen oyayı anlatacağım, iğneyle yapılan. Şimdi arasına ben bir tane koydum buraya. Sizler istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben örnek olduğu için arasını kısa tutacağım. Siz aralarını istediğiniz gibi ayarlayıp bunlardan da koyabilirsiniz. Şimdi beşinciye yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciye yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciye geliyorum. Düğümledim. Ve diğerine. Diğer zürafaya geldim. Buradan geri geleceğim. Şimdi iki tane zürafa yapacağım buraya. Ben burada iğnemi iki kere dolayacağım hanımlar. Daha sert dursun istiyorum. Ve bu aralıkları daha iyi. Şöyle iğnemin daha rahat geçmesini istiyorum. İki tane yaptım. Geri gelip düğüm atacağım. Düğümümü attım. Aynı zürafaya tekrar gelip bir zürafa yapacağım. Arttırma tekniğini kullanıyorum burada. Zürafamı yaptım. Diğer zürafaya geldim. Ve aynı zürafayı bir daha girip buraya bir tane daha yapıyorum. Şu an arttırıyoruz. Geliyorum, köprü yapıyorum en başa. En başa geldim, köprü yaptım. Buraya bir zürafa daha yapacağım. Aynı yere tekrar giriyorum ve bir zürafa yapıyorum. Yanındaki zürafa. Ve diğer zürafaya. İki ile başladık. Şu anda dördüncü zürafadayız. Bu başa ve sona birer tane zürafa yaparak arttırıyoruz. 8 tane olana kadar devam edeceğiz. Köprümü yapıyorum. Şu anda 5 tane oldu. Sekiz tane olana kadar. Evet. Ben 8 taneyi tamamladım. Şimdi bundan sonra eksilteceğiz. Geliyorum en başa yine köprümü yapıyorum.
Ve yanındaki zürafaya geliyorum. Bir tane kalana kadar eksiltiyoruz. Evet, en başa tekrar geliyorum. Ve yanındakini. Geldik. Bu şekilde bir tane kalana kadar eksilteceğim. Eksiltmek için başlara, yani her iki başa birer tane yaptığım zürafayı yapmıyoruz. O zaman eksiltiyoruz. Arttırırken de birer tane zürafa yapıyoruz ki arttırabilelim. Düğümlerinizi iyi sıkın. İyi sıktığınız zaman bayağı sert durur. İki kere doladığımız için de. Ben bu tür sık iğneli çiçeklere iki kere doluyorum. Daha iyi düşüyor zürafaları. Evet, sonuncu zürafamızı yapacağız. Evet, sonuncu zürafa ve buradan ipimizi keseceğiz. Şimdi burada iki tane var. Birincisini yaptık, ikincisini de başlayalım birlikte. Şu alttaki ipimi alacağım. Evet. Bunun yanına geliyorum. Diğerine başlıyorum yuvaya. Yine iki zürafayla başlayacağız buraya da. Sekiz tane olana kadar arttırıp bir tane kalana kadar da keseceğiz. Aynısını yapacağım hanımlar. Evet, ben diğerini de bitirdim. Her ikisini de yaptım. Şimdi burada yaparken çevresine kontur geçeceğiz. Geliyorum yuvaya. Düğümledim. Ve burada yaptığımız zürafaların derine batarak her birine zürafa yapıyoruz. Şöyle zürafalara batarak, iğneniz ince olsun yoksa girmez. Şöyle zürafaya geçirdim. Burada bir kere dolayacağım ben iğnemi. Ve diğerine geldim. Çevresine kontürümüzü geçelim.
Sık iğne şeklinde kontürlerimi yapıyorum. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Zürafalarımıza kesinlikle unutmayın, kontrolü tersinden geçin. Ben dediğim gibi örneği yaparken yüzünden yaptım. Açık kaldığı için çevirdim. Aşağıya iniyorum. Aşağıya kadar devam ediyoruz. Şu an köşedeyim. Geldim. Şimdi diğerine geçiş yapacağım. Sonuna kadar geldik hanımlar. Şimdi hemen yanındakine, yuvaya batmadan yanındakinin zürafasına girip bunun da çevresini komple zürafayla dönüyorum. Kontürümüz bitti. Şimdi yeşil ipimi aldım ben elime. Bu yaprağımı içeriye terse doğru katlıyorum. Ve iğnemi bu tam uç noktalarından geçiriyorum, beyaz ip olan yere. Ve düğümledim. Geldim diğerine. Tersine, eğer böyle çevirirseniz arkası önüne döner. Şurası öne döner. O yüzden içe terse doğru katladık. Bunu da uç noktasından, her ikisinden de geçiriyorum. Oraya küçük bir köprü bırakacağım. Evet. Yüzü şu şekilde, burası temiz olması gerekiyor. Arkası böyle. Geri geliyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapacağım. Bir yeşille pırpır yapıyorum. İki. Ve üç. Ve buradaki iplerimi yeşile kestim. Şimdi beyazı göstereceğim ben size. Ortadakini yapalım birlikte. Buradaki yeşil pırpırın içinden giriyorum. Ortadakine ipimi düğümledim. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum.
Şöyle bir, iki, üç. Geri geliyorum. Burada bir kere doluyor mu iğne mi hanımlar? Geldim diğerine, eksiltiyoruz. İki zürafa var. Geliyorum. Son zürafa. Bir tane daha. Ve buradan kesiyoruz. Şimdi ben dediğim gibi orasına bunun aynısını yaptım. Siz ister yaparsınız, isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz renklerini oturtarak. Şimdi ben diğerlerini de hazırlayacağım size. Evet hanımlar, ben bitirdim. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni bir örnekte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.